Kent Yaşam TV'den herkese merhaba. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birlikteyiz. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'de problem olan başörtüsü konusunda mağduriyet yaşayan bir atanamayan öğretmen Sabiha Hanım bizimle beraber. Merhaba Sabiha Hanım, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Ben Sabiha Tanrıverdi Uca. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu görevde şu an aktif olarak devam ediyorum. Dediğiniz gibi atanamayan başörtü mağduru bir fizik öğretmeniyim. 24 Kasımlar sizin için biraz buruk mu geçiyor? Bize duygularınızı, düşüncelerinizi anlatır mısınız? Elbette. 24 senedir diyebilirim ki her 24 Kasım benim için buruk geçiyor. Ben bazı seneler, 3 evladım var. Çocuklarımın okuluna gidip öğretmenler gününde diğer velilerle beraber onların öğretmenler gününü kutluyorum. Ama çoğunlukla kaçınıyorum bundan. Yaşadıklarım aklıma geliyor. Mağduriyetim aklıma geliyor. En yasal hakkım elimden alındı. Bu aklıma geliyor. Ben üzülüyorum. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyorsunuz. %98'i Müslüman olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Ve tek suçunuz başörtü takmak. 4 sene okuyorsunuz. Ortaokul, liseyi bitiriyorsunuz. 4 sene daha üniversite okuyorsunuz. Formasyon alıyorsunuz. Ve o yıllarda direkt atanma hakkınız varken fizik gibi bir zor bölümü bitirmenize rağmen atanamıyorsunuz. Tabii ben bunun ezikliğini, üzüntüsünü sürekli yaşıyorum. Böyle olmamalıydı. Bize reva değildi. O yüzden her 24 Kasım'da benim için buruk geçen bir gün oluyor. Bu okullara dereceyle girmiş, dereceyle bitirmiş insanlar, çok ağır ve zor bölümleri bitirmiş insanlar. Tıpçıları, hukukçuları zaten söylemiyorum. Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya, ya Avusturya'ya giden, Hollanda'ya giden arkadaşlarımızı söylemiyorum. Onlar oralara gittiler, imkanı olanlar gitti ve başörtüsüyle okullarını bitirdiler, çalışıyorlar. Yani bir beyin göçü de yaşandı aslında. Çok büyük bir beyin göçü yaşandı. Ben kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Diyorlar ki bize ısrarla bu ülkede başörtü sorunu çözüldü. Evet, Allah razı olsun, Recep Tayyip Erdoğan başörtü sorununu çözdü. Şu an öğretmenler görevlerini yapıyor, kamuda görevlerini herkes başörtülü bir şekilde yapıyor. Ama Allah muhafaza, yarın öbür gün bir iktidar değişikliğinde ben inanıyorum ki kesin kanaatim bu hakkımız yeniden elimizden alınacak. Ben yeniden o günlere dönülsün istemiyorum. Ben ülkemde yeniden ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyorum. Zenci muamelesi görülmesini istemiyorum. O yüzden bunlara mahal vermemek için bunun kanunlaşması şart. Anayasaya girmesini talep kesinlikle, ediyorsunuz. Kesinlikle. Dediğim gibi tekrardan elimizden alınabilir. Maalesef böyle bir acı gerçek var. Öğretmen adayları ve öğretmenlere mesajınız nedir 24 Kasım'da? Öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek. Her meslekle olduğu gibi hatta daha fazla sevilerek yapılması gereken bir meslek. Çocukları sevmeyen, gençleri sevmeyen öğretmenlik yapmasın ya da işini sevmeyen. Çünkü bu meslek için öncelikle bilgi, tecrübe elbette önemli ama sevgi çok önemli. Görevini sevgiyle yapan, gerçekten isteyerek yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Allah ebeden razı olsun. Emekleri ödenmez. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.